vazgeçmek yok. Biraz huzur uğrunda yok yok hiç daha bir son. Yola çıktık geliyoruz asla durmak yok. Sayın konuklar, çok değerli izleyicilerimiz. Bir Serhat Gündem programıyla yine birlikteyiz. Sesimin nabzını tutmaya çalışıyoruz. Anadolu'dan İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde bütün partileri geziyoruz ve onların duygularını arıyoruz. Sokağa soruyoruz, vatandaş ne istiyor? Vatandaş kimi, hangi partiye niye oy versin diye. Tabii dün meydanlardaydık. Zaman zaman siz değerli izleyicilerle çalışmalarımızı paylaşıyorduk. Ama bugün de İstanbul Küçükçekmece ilçesine konuk olduk. Bütün ilçe yöneticileri, üyelerimiz burada. Dışarı çok sıcak, içeri geldik. Bugün burada ilçe başkanımızla birlikte, kadın kolları başkanımızla birlikte biz soracağız, onlar cevaplandıracak. Ve bu 24 Temmuz Haziran öncesi çalışmalarını alacağız, partinin çalışmalarını alacağız. Sizinle paylaşacağız. Efendim, öncelik konuklarımı tanıtmak istiyorum. Küçükçekmece ilçe başkanı Turgay Özcan. Evet. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Yine yanı başında Sena İnce, Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece kadın kolları başkanı. Hoş geldiniz. Sayın Başkanım, tabii bunu ulusal televizyon olduğu için dünya izliyor. Önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Turgay Özcan. Ardahanlı bir ailenin İstanbul'da doğmuş bir çocuğuyum. 54 yaşındayım. Evliyim. Bir kızım var. Mali müşavirlik mesleğiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 30 yıldır Sosyal Demokrat Hareketi içerisinde nefer olarak, yönetici olarak görev aldım. Şimdi ilçe başkanlığı yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Yine yanımda çok değerli bir hanımefendi var. Sena İnce. Efendim, siz de kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Sena İnce. 54 yaşındayım. Küçükçekmece Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolu Başkanlığı gibi onurlu bir görevi üstlendim. Kızımla birlikte bir mali müşavirlik ofisimiz var. Ama tabii bu seçim süresi içinde tamamen kadın arkadaşlarımızla birlikte sahalarda mücadele vermeye devam ediyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım, şimdi tabii seçim dönemi. Yalnız izleyicilerimiz sizden Küçükçekmece ilçesinin yaptıklarını, faaliyetlerini öğrenmek ister, duymak ister. Yani bugün neler yaptınız, bu bina sizin mi, bunun gibi. Kadın kollarınız var mı, gençlik kollarınız var mı? Gerçi kadın kolları yanımızda ama bunun gibi faaliyetlerinizden kısa bahseder misiniz? Tabii ki İstanbul'un 39 ilçesi var. 39 ilçesinin içerisinde en şanslarından ya da en örgütlerinden birisinde bulunuyorsunuz. Sorduğun soru üzerinden devam edeyim. Bina 400 metrekaredir, partimize aittir mülkiyeti. Bundan önce yeri gelmişken söyleyeyim, parti binasının satın alınmasına katkı sunmuş, bunu örgütlemiş eski yöneticileri, katkı sunmuş, ekonomik katkılar sunmuş arkadaşlarımızı, tefrişatında sağlık diliyorum katkısı bulunan Ali Albayrak'a da buradan minnetlerimi, şükranlarımı sunmak isterim. Şöyle, biz bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlenme modeli içerisinde neler olması gerekiyorsa hepsini tamamlamış bir örgütüz. Kadın kollarımız var. Kongresini bizim ilçe kongremizden bir hafta sonra yaptı. Gençlik kollarımız var. Kongresini bizim ilçe kongremizden iki hafta önce yaptı. Eş zamanlı olarak yönetime gelmiş üç kademe birlikte çalışıyoruz. Son derecede uyumlu. Yine yeri gelmişken söyleyeyim. Çok ciddi bir seçim kampanyası içerisindeyiz. Çok emek harcadık. Çok önemli işler yaptık. Ama bu önemli işlerin en çok paydaşı kadın arkadaşlarımızdır. Senay Başkan'ın şahsında bütün kadın yoldaşlarımı da tekrar selamlamak isterim. Peki efendim, biraz da Küçükçekmece'den bahseder misiniz? Nüfusu, mahallesi. Tabii. Biraz da şey var, bu imar, bu Küçükçekmece Altınşehir gibi Bayramtepe size bağlı değil mi? Bayramtepe bize bağlı değil ama Yarımburgaz var, ona benzer sorunları olan. Söyleyeyim, Küçükçekmece esasında bir doğa harikası bir yerdedir. Bir tarafında denize kıyısı vardır. Bir tarafında lagünle bölünmüş Küçükçekmece Gölü gibi çok değerli bir göle sahiptir. Ama yıllarca kirletilmiş bir gölümüz var. Öte yandan bir tarafında E6, bir tarafında Basın Ekspres, bir tarafında E5 vardır. Kutu gibi bir ilçedir. 21 mahallesi vardır. Her mahallenin başka türlü sorunları vardır. Söylediğiniz yerden devam etmek gerekirse,
Yarımburgaz Mahallesi imar problemi olan bir mahalledir. Bu 16 yıldır kent rantlarını kişisel çıkarlarına alet eden, hedefleri haline getirmiş olan iktidarların göz diktiği bir yerdir. Orada yaşayan insanlarımızın arazilerini, arsalarını, evlerini ellerinden alıp rezerv konut alanı haline getirip oradan insanları deplase edip dışarıya çıkarıp bir çıkar yaratma peşindeler. Bunun ötesinde 4 özel üniversitenin bulunduğu bir yerdeyiz. Esasında daha büyük bir alana sahip bir devlet üniversitesi alanımız vardı, Marmara Üniversitesi alanı. Onu da yine bu 16 yıldır iktidarı yürüten insanlar Marmara Üniversitesi alanını Marmara Üniversitesi'ne başka bir yeri, Maltepe'de bir yeri tahsis ederek TOKİ'ye devredip TOKİ üzerinden de daha planı olmayan yerleri bizim mahalle diye televizyonda reklamlarını döndürüyorlar. 1 milyon metrekareye yakın bir alanı bir kuruma ya da bir kişiye ya da bir gruba peşkeş çekme durumları var. Biz tam bunları halletmek adına siyasetle uğraşıyoruz. Marmara Üniversitesi'ni söylemişken şunu söylemem lazım. Bir şehre, bir kente, bir ilçeye üniversiteler değer katar. Katma değer katar. Kültürüne, ekonomisine, sosyal hayatına, gelişmesine değer katar. Biz ilçemizde üniversitenin olmasını istiyoruz. Ama Marmara Üniversitesi ile yapılmış bir protokol var. Olmayacaksa da o alanın her mahallede bizim kentsel dönüşüm sıkıntımız var. Yeşil alan problemimiz var. Park alanı, sosyal donatı alanı problemimiz var. Şöyle bir yaklaşımımız var. Eğer 1 milyon metrekare alanı inşaat yapılacaksa bu yeniden bir inşaat şeklinde değil. Her mahalleden örneğin 50'şer dönüm adaları oraya taşıyarak her mahalleye bir yeşil alan açabiliriz. Veya biz deprem kuşağındayız. 99 depreminde asıl deprem bölgesinden sonra en çok etkilenen Avcılar ve Küçükçekmece'dir. Burada depremde insanların sığınacağı ya da nefes alacağı alanlar kalmamıştır. Olanlar hızla el değiştirmiştir. Bu tür alanların yapılaşmaya, inşaat açılmasına karşıyız. Evet. Sevgili seyirciler, bir söyle bin eşit. Burası çok dertli ve çok güzel bir göl. 1996 yılında Küçükçekmece Gölü temizlenmelidir diye gazeteciliğimin ilk yıllarında panel yapmıştım. Çok ses getirmişti. Evet efendim, Sena Hanım, siz de kısaca kadın kollarından bahseder misiniz? Neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? Buyurun. Tabii ki. Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren 21 mahallemizde kadın komisyonlarımızı yöneticilerimiz oluşturarak mahallemizin durumuna göre çalışmalarını başlattılar. Bu 5,5-6 aylık süre içinde her mahallemizde 1000 küsür eve girdik. 1000 küsür eve girdik. Bizim projelerimiz çok daha geniş zamana yayılmıştı ama bu baskın seçimden dolayı tabii ki projelerimizi bir nevi beklemeye aldık ama yine kadın arkadaşlarımızın azmiyle sokak sokak, kapı kapı günlerdir dolaşıyoruz. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bu da bizi daha çok umutlandırıyor, daha çok hırslandırıyor. Ve bir saat öncesine kadar bizler sokaklardaydık, sahadaydık. Umudumuz gerçekten sokaklardaki nabzı yokladıkça daha da arttı. Bunun için çok mutluyuz. Ben de tüm sahadaki kadın arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki varsınız diyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım, burası çok önemli bir bölge. Anadolu'nun çok göç ettiği, yani hemen hemen her ilde insanlar gelmiştir. Sokağı geziyorsunuz, birebir görüşüyorsunuz. Sokak ne diyor yani? Niye size oy versin? Yani bu ne anlatıyorsunuz? Yani bu ittifaka oy verilmesi için neler söylüyorsunuz? Sloganlarınız nedir? Buradaki hedefleriniz nedir? Ve vatandaş size ne diyor? Bunları ikna etmek için neler söylüyorsunuz? Buyurun. Peki. Şimdi tabii burada buna cevap vermeden önce şunu söylemem gerekiyor. Bu seçim sıradan bir seçim değil. Herhangi bir genel seçim ya da herhangi bir yerel seçim değil. Bu esas itibariyle 16 Nisan referandum sonuçlarının devamında bir tek adam rejiminin tescillenmesi, devam ettirilmesi mi yoksa yeniden daha ilerici, daha kapsayıcı bir anayasayla demokratik parlamenter sistemin güçlendirilerek yeniden inşa edilmesi
laik demokratik sistemin kurumsallaştırılması, yargı bağımsızlığının sağlanması, kuvvetler ayrılığının gerçekleştirilmesine yönelik bir iddiadır. Bu iddiadan dolayı birbirinden siyasal görüşleri farklı olan, dünya görüşleri farklı olan partiler, gruplar bir araya gelip ittifaklar oluşturdular. Biz de Millet İttifakı'nın lokomotifi bir partiyiz. Şimdi bizim siyasal hedefimiz bu seçime yönelik öncelikle demokratik parlamenter sistemin eksikliklerini tamamlayarak ilerici bir anayasayla yeniden cumhuriyetimizi, cumhuriyetin değerlerini geri kazanmak iddiasıdır. Bu tabii birinci kısmı. İkinci kısmı, halkımız ne bekliyor? Biz de halkımıza ne sunuyoruz? Şimdi bakın, Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin söyledikleri var. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri var. Parti seçim programında yazdıklarımız var. Bu ülke dış borç yükünden dolayı her yıl dünyanın tefecilerine 150 milyar dolar faiz ödüyor. Bizim asgari ücretin 2200 liraya getirilmesi, vergiden arındırılması, emekliye aldığı maaş kadar, belli bir rakam değil, aldığı maaş kadar her bayramda, dini bayramda ikramiye verilmesi, gençlere ikramiye verilmesi, üniversite öğrencilerine burs verilmesi, en düşük emekli maaşının 1500 liraya getirilmesi, intibak yasasının sağlanarak haksızlığa uğramış emeklilerin haklarının iade edilmesi konusunda yaptığımız hesaplamalarda bütçenin %5.8'i kadar bir yük getiriyor. Bu da 30 milyar dolar para yapıyor. Düşünün ki 150 milyar dolar faiz ödeyen bir ülke 30 milyar dolar para harcarsa hem ekonomisi daha canlı hale geliyor, hem iç huzur sağlanıyor, hem emeklisi bundan yararlanıyor, hem işsizi bundan yararlanıyor, hem esnafı bundan yararlanıyor. Yani bütün Türkiye yararlanıyor. Bizim sunduğumuz budur. Halkımızın da bizden beklediği üç temel şeydir. Bir, çocuklarının geleceğinin teminat altına alınmasıdır. Bu iki şeyle olur. Doğru düzgün bir eğitim sistemiyle olur. Doğru düzgün bir sağlık sistemiyle olur. İki, kendisinin geleceğinin teminat altına alınması. Bu neyle olur? Sosyal güvenlik sisteminin doğru işletilmesiyle olur. Üç, iç barış istiyor, dış barış istiyor. İç barışı sağlamanın yolu önce çevremizdeki ülkelerle barış yapmaktan geçiyor. Barış içerisinde olmaktan geçiyor. Şimdi ben milletvekili adaylarımızla değişik mahallelere gittim. Üzülerek bunları şahit oldum, gördüm. Belli mahallelerimizde çok fazla sayıda Suriyeli, Afganlı ya da Pakistanlı insanlar yaşıyor. Halkın bizden beklentisi bunları hemen bir gemiye bindirip ya da trene bindirip buradan sürgün etmektir. Sürgün edin diye beklentisi var. Bu vicdanları yaralayan, sızlatan bir taleptir. Biz kimseyi, savaştan kaçmış kimseyi sokağa koymamalıyız ama başka bir sorun var. Çevremizdeki ülkelerdeki savaş koşulları bu insanları buraya getirdiğinde bizim iç huzurumuzu da bozuyor. Bunu da fiilen sokakta yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim iç huzuru da sağlamamız gerekiyor. Bunun için de Mustafa Kemal'in yıllar önce söylediğini mutlaka tekrar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ülkemizde barış, çevremizde, bütün dünyada barış. Bunu sağlamak, bu talep doğrudan böyle geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde doğrudan hedefler içerisindedir. Efendim bir soru daha sorayım, ablama geçeceğim. Suriyelilerle alakalı bayağı bir sıkıntı var. Yani buraya gelmişler, insanlar hiç vergi ödemiyorlar. Biz gidiyoruz onların topraklarını kuruyoruz, şehit veriyoruz. Onlar buradan çıkmıyorlar, maaşlarını alıyorlar. Hastaneye gidiyorlar, herkes sıra beklemeden hastaneye gidiyorlar. Yani bunlar bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı nasıl olur, ne olacak yani? Buyurun. Şimdi bu aslında böyle bir cümleyle cevaplanacak bir şey değil. Biz Türk toplumuyuz, duygusal bir toplumuz. Savaştan, yangından, ölümden kaçmış insanları kapıları kapatarak, yüksek duvarlar örerek tekrar geriye gidin, biz sizin için savaşmayız, kendiniz için savaşın, ölün diye bir tavır almak bize yakışmaz. Bizim 1000 yıllık, 2000 yıllık geleneklerimize, törelerimize yakışmaz. Bu ülkenin mozaiğine yakışmaz, bu ülkenin kültürüne yakışmaz. Bizim yapmamız gereken şey şudur: Suriye'de iç savaşın çıkmasını destek olmamalıyız. Tam tersine Suriye'de iç barışı sağlamaya katkı sunmalıyız. Irak'ta iç barışı sağlamaya katkı sunmalıyız. Bütün Orta Asya'da
iç barışın sağlanmasına ya da orada huzurun sağlanmasına katkı sunmalıyız ki bu insanlar kendi ülkelerinde yaşasınlar. Kendi ülkelerine güle oynaya gitsinler. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında dış politikayı tepeden tırnağa değiştireceğiz. Kişilikli adam gibi bir dış politika yapacağız. Eskiden nasılsa yine öyle olacak. Son 16 yılı eski diye kabul etmiyorum. Ondan öncesini kastediyorum. Bunu yapmadığımız sürece biraz önce söylediğim gibi insanları vagonlara doldurup bir yere toplu halde çıkın biz sizi ülkemizde istemiyoruz demek bugünkü Avrupa'daki sözde insan hakları savunucularının vandalizminden farklı değildir. Biz Türk toplumu olarak hiç kimseyi ölüme, ateşe, savaşa gönderemeyiz. Ama o insanların da bu ülkede Türk yurttaşlarının, Türkiye yurttaşlarının vergi vererek, sigorta ödeyerek, üretim yapıp satış yapmaya çalıştığı ortamda vergiden muaf, sigortadan muaf bir şekilde rekabet yapmalarında doğru bulmuyoruz. Ülkemize gelmişler. Yarın gidin demiyoruz. Bir süreç içerisinde gitmiş olacaklar. Önemli bir kısmı çıkmış olacak bu ülkeden. Bizim iktidarımızda dış politikayı da düzenlediğimizde çıkmış olacaklar. Ama çıkanacık kadar beraber yaşıyoruz. Bu beraber yaşarken bizim Türk yurttaşlarımızdan, Türk vatandaşlarından fazla bir avantajlarının olmaması gerekiyor. Bunu yasal düzenlemelerle tekrar o hale getireceğiz. Bu konuda çok fazla eleştiri ya da tepki alıyoruz sokaktan. Eleştirinin sebebi biz değiliz. Tepkinin de aslında kaynağı biz değiliz. Bu sonuçtur. Türkiye'yi 16 yıldır yönetenlerin dünyanın her yeriyle kavga eden bir iktidarla iktidarın yarattığı sonuçtur. Bir kere önce bu iktidardan kurtulmak gerekiyor. Bu bir rahatlık getirir. Arkasından da Orta Doğu'ya rahatlık getirir. Arkasından Balkanlara getirir. Arkasından Kafkaslara getirir. Bütün dünyaya bu iktidar gittiğinde rahatlık getirir. Evet Sena İnce Hanım, evleri gezdiniz. Tabii zaman zaman bizden siyaset yaparken her evin bir hikayesi vardır. Evet. Her işsizin bir hikayesi vardır. Evet. Kadınlar ne diyor? Yani bir tutam peçete alıp dizilerin karşısında ağlayan ablalarımız var. Derdiş yok ya ne yapsın? Onlar ne her diyor? Her ev bir hikaye tabii evet. Ki. Anılarınızı anlatır mısınız? Tabii buyurun. Ki bizler de arkadaşlarımızla birlikte girdiğimiz evlerde bazen günlerce etkilenip üzerinden atamadığımız anıları oluşturduk. Gerçekten çok hazin hikayelerle karşılaşıyoruz. Ne kadarına dokunabiliriz, ne kadarına dokunduk. Tabii ki o kadar kısa bir sürede birçok insana dokunabildik ama dokunamadığımız çok insanımız var, kadınımız var. Kadınları dinledikçe bizler daha da bu konuda birçok şeyde eksik kaldığımızı hissediyoruz. Onlara ulaşmak, onları dinlemek, dokunmak gerçekten çok farklı duygular oluşturdu bizde. Ne kadar yardım edebiliriz diye arkadaşlarımızla oturuyoruz, değerlendiriyoruz. Bir anımızı anlatayım. Birçok anı var ama bir anı anlatayım. Girdiğimiz bir evde AK Parti'ye oy veren bir eve girdik. Genç bir kadın arkadaşımız bizi karşıladı. Çok zor şartlarda yaşadığı bir ev ortamı vardı. Eşi asgari ücretle geçinen birisi. 1,5 aylık bebeğini kaybetmiş. O da ben bunca yıldır vermiş olduğum, oyumu vermiş olduğum bir parti var ama hiç aklıma gelmezdi. Ben farklı bir partiye oy vereceğim. Bunu ben kendim oturdum, yaşadığım dedi. Evladımı kaybetmenin vermiş olduğu acıyla bu kararı verdim. Gitmiş olduğu hastanede acil götürüyor bebeğini. Fakat öncelik Suriyelilerin deniliyor, bekleyeceksin deniliyor ve o zaman kaybıyla bebeğini kaybediyor. Bunun vermiş olduğu o acı bir hırsa dönüşüyor. Arkasından neden gidiyoruz diye kendi kendine böyle bir irdeleme yapıyor ve bu sonuca varıyor. O ağlarken biz de ağladık. O kadar duygulu anlar yaşattı ki bize. Hem yoksulluk hem evladını kaybetmiş olmanın verdiği üzüntü. Yani buna benzer birçok hikayeyi yaşıyoruz. Gerçekten dokunulacak çok kadınımız var. Dokunmalıyız. Ama biz de size ağlattık yalnız. Evet. Sevgili seyirciler bir ablamız gördün. Kadın Kolları Başkanımız. Oradaki evleri izlemiş ve oradaki kadınlarla sohbet etmiş. Çaresiz. Hiç gerçekten sıkıntısı olan bayanları gördüm.
sıkıntıları gözyaşları olarak yansıdı dışarıya. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, 24 Haziran çok yaklaşıyor. 2 günümüz var. Sandık eğitimi verdiniz mi? Sandıklara nasıl sahip çıkacaksınız? Görevlerinizi bize söyler misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece'de birinci parti olacak mı? Buyurun. Şimdi 21 mahallesi var Küçükçekmece'nin. 21 mahallede 1474 sandıkta 1474 sandık çevresi sorumlusu arkadaşımız eğitim aldı. Bunun üzerinde bir bu kadar arkadaşımız da müşahit olarak eğitimden aldı. Bu akşam da eğitim var. Devam ediyor eğitimlerimiz. Bu akşam da eğitim çalışmaları var. O konuda sorun yok. Bizim bütün halkımızın endişesi şu. Biz oyu veriyoruz. Birileri çalıyor. Biz de çaldırtmayacağız diye kendimiz halkımıza söz verdik. Kendimize de söz verdik. Bunun bir tane yolu var. Bir, konuya hakim, eğitimli sandık sorumlularının tespit edilmesi ve onların görevini hakkıyla yapması. Bizim örgütümüz aslında birkaç seçimdir bunu yapıyor. Bu döneme ait değil sadece. Biz örneğin referandumda önceki dönem burada yöneticilik yapmış arkadaşlarımızın önderliğinde tüm sandıkların sonuçlarını ıslak imzayla doğru aldık. Eğitimli arkadaşlarımız var. 1474 sandığı örgütlemiş durumdayız. Her okulda okul sorumlularımız var. Kat sorumlularımız var, müşahitlerimiz var, gönüllülerimiz var. Bunun dışında partinin hukuk komisyonunda bulunan avukatlarımız var. Biz bu seçimde size yardımcı olmak istiyoruz diyen avukat dostlarımız var. Tamamıyla biz 24 Haziran seçiminin güvenliği için, güvenliği sağlıklı bir ortamda yapılması ve sonuçların sağlıklı olarak alınması konusunda hazırız. Onun ötesinde şurada arkamda bulunan odada yönetim kurulu odasıdır esas olarak. Orası bilişim odası olarak kullanılacak. 17 bilişim sorumlusu arkadaşımız orada eş zamanlı olarak 1474 sandığın sonucunu girecekler. Bütün Türkiye'de eş zamanlı. Biz belki Yüksek Seçim Kurulu'ndan önce Cumhuriyet Halk Partisi sonucu almış olacak. Kendilerinin birleştirmesini yapmadan önce biz bir merkezde genel toplamış olacağız. Genel merkez bağlantılı mı çalışsınız bağlantılı. Yoksa tabii, sadece tabii, hayır. Şekli. Buyurun. Genel merkezimizin ortak projesidir. Her ilçede bu programı uygulayacağız. Biz eş zamanlı olarak gireceğiz. Aynı anda aşağı yukarı 2-3 saat içerisinde bütün sonucu almış olacağız. Bunun dışında onu beklemeden önce okullarda her okulda bilişim sorumluluğumuz var. 77 okulda 77 kişi ıslak imzalı tutanakları buraya getirmeden önce yine genel merkezin başka bir programı var. Oraya o sonuçları yükleyecek. Daha onlar buraya gelmeden önce de genel merkezimiz, ilimiz ve Küçükçekmece ilçesi sonucu, Küçükçekmece'nin de Türkiye'nin de sonucunu bilmiş olacak. Çok iddialıyız. Yani böyle Anadolu Ajansı ya da yandaş medyanın verdikleri televizyonlarda o algılar bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi sonuçlarımızı alacağız. Yüksek Seçim Kurulu'nun sandık açıkladığı sonuçlarla karşılaştıracağız. Sonuçlar kayıtlarda bir sorun yok. Biz kaybettik. Amenna. Sonuçlarda biz kazandık ama başka bir şey ilan ediyorlar. Gereğini yapacağız. Hiçbir şey eskisi gibi değil. YSK'ların da İlçe seçim kurullarında önü, içi bizimdir. Halkımız verdiği oya örgütte, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün öncülüğünde sahip çıkacaktır. Sorumuz vardı. Küçükçekmece'de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacak mı bu çalışma? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi şu an itibariyle Küçükçekmece'de birinci parti. Var mıdır? Tabii ki. Yine sözlerimin başında söylediğim gibi bu herhangi bir seçim değildir. Sevgili yurttaşlarımız, bu Cumhuriyet'in 1919'da başlayıp 1923'te Cumhuriyet ilanıyla taşlanmış bir mücadelenin ve devamındaki devrimlerin devam edip etmeyeceği ya da başka bir dünyaya gözümüzü açıp açmayacağımız seçimdir. Dolayısıyla bu duyarlılıkla herkes oyunu versin. Tatilde olan arkadaşlara, köyünde olan arkadaşlara, herkese sesleniyorum. Bu özveri zamanıdır. Herkes nerede kayıtlıysa gitsin oyunu kullansın. Bize versin ya da başka partiye versin. Hiçbir şey fark etmez. Ama mutlaka yurttaşlık görevini yapsın. Oyunu kullansın. Seçime katılım yükseldiği oranda iktidarlar el değiştiriyor. Seçime katılım azaldığında iktidar ömrünü devam ettiriyor. Bu iktidar yorulmuştur, yıpranmıştır, ülkeyi yormuştur, insanı yormuştur, üzmüştür ve bu ülkenin insanına verecek daha yeni bir şey yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi bütün birikimiyle, bütün arkasındaki bilim adamlarıyla, sanatçılarıyla, üreten insanlarıyla, örgütüyle ülkeyi yönetmeye hazırız. Herkesi de bu hazırlığa
katkı sunmaya davet ediyoruz. Evet, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece Kadın Kolları Başkanı Sena İnce Hanım. Son kadınlara ne diyorsun? Buyurun. Ben değişimin kadınlar tarafından gerçekleştirileceğine inanıyorum. Değişimi biz kadınlar başaracağız. Gençlik, kadınlar ve tüm örgütümüz el ele 24 Haziran'da bayrağımızı dikeceğiz diye inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bir programın sonuna yaklaşıyoruz ama en önemli soru, çünkü ittifakın adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman birkaç dönem genel başkan adayı olan Muharrem İnce. Muharrem İnce Küçükçekmece'ye gelince, biz de basın mensubu olarak izleyince trafik tıkamıştı. Sayın Başkanımıza soracağız. Şu anda ittifakın adayı Sayın İnce'nin Küçükçekmece'deki durumu nasıl efendim? Buyurun. Bir kere Sayın Muharrem İnce herkesin aklını karıştırdı. Sadece Küçükçekmece değil, Türkiye'nin her yerinde mükemmel bir durumu var. Küçükçekmece için şunu söylemek isterim. Ben röportajın başında ifade ettim. 30 yıldır Sosyal Demokrat Hareketi'nin içerisindeyim. SHP'de, CHP'de yöneticilik yaptım, başkanlık yaptım. Burada Demokratik Sol Parti'nin Genel Başkanı Bülent Ecevit'in mitingini yaşadık. Burada Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin Genel Başkanı Murat Karayalçı'nın mitingini yaşadık. Burada Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingini yaşadık. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarımızı yapan Mustafa Sarıgül'ün mitingini yaşadık. Burada Süleyman Demirel başbakan oldu. 1991'de miting yaptı, onu yaşadık. O mitinglere katılan insanların toplamının iki katını Sayın Muharrem İnce Küçükçekmece'de topladı. Biz o moralle kesinlikle Muharrem İnce'yi Çankaya Köşkü'ne Cumhurbaşkanı olarak uğurlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde burada birinci parti yapacağız. Evet sevgili seyirciler, Bir Serhat Gündem programının sonuna geldik. Yayında yapımda emeğin geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öncelikle bugün bizi zamanla ayırıp bizimle röportaj yapan Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Sayın Turgay Özcan'a, yine Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece Kadın Kolları Başkanı Sayın Sena İnce'ye ve bütün partili arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Başka bir programda buluşmak üzere, hoşça kalın diyorum.